Radyo tiyatrosu. Yine. Yazan Uğur Demircan. Oynayanlar Nisan Kumru, Uğur Subaşı, Esra Çevikalpli, Sedat Özdemir. Alarm çalıyor. Biraz daha uyusam geç kalır mıyım işe? Ne vardı o kadar geç yatacak? Göz kapaklarım bile açılmak istemiyor sanki. Bak hala çalıyor. Tamam tamam kalkıyorum. Nerede bu? Tamam susturdum. Saati bilerek biraz uzağa koyan benim. Şikayet etmeye hakkım yok. Amma da yorgun kalktım bu sabah yahu. Of 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 of, of belim kopuyor. Nereden çıktı bu ağrı? Biraz oturayım yatağın kenarına bari. Bu ne be? Rüyadan mı kurtulamadım yoksa algılarım mı açılmadı henüz? Bu ayaklar, bu bacaklar benim mi? Bir gariplik var bunlarda. Ya ellerim? Bunlar da ne böyle? Ellerimin derisi mi kurudu sabah sabah? Üstelik çil çil lekelenmiş ikisi de. Allah Allah. Kalkıp yüzümü filan yıkamalı en iyisi. Uyurken dayak yemiş gibiyim. Her yerim sızı içinde. Yürüyemiyorum neredeyse. Yavaş yavaş gideyim bari. Hastayım galiba. Şefi arayıp izin alayım. Doktora gideyim bari. Soğuk su iyi gelir şimdi. Ne? Ben miyim bu aynadaki? Aman ya Rabbi, bu ne hal? Bu kim? Evet, bu benim. Ama yüzüm, derim sarkmış resmen. Göz altlarım torba torba olmuş. Allah'ım, yaşlandım mı ben bir gecede? Evet, işte saçlarım dökülmüş, kalanı da ağarmış, zayıflamışım üstelik. Şuna bak. Kemikler sayılacak neredeyse. Buruş buruş her yerim. Ya kaslarım nereye gitti? Daha dün salonda yine o kadar çalışmıştık oysa. Yok yok yok. Rüya olmalı bu. Başka bir açıklaması olamaz. Soğuk su bile bir şeyi değiştirmedi. Kendime gelemedim hala. Gidip biraz oturayım içeride. Acıkmışım mı? Rüyada olsam böyle aç hisseder miydim? Bu koltuğa oturmak bu kadar zahmetli miydi yahu? Of, her yerim ağrıyor. Nefes nefese kaldım oturuncaya kadar. Şefi aramalı öncelikle. Garip şey. Telefonum böyle değildi sanki benim. Ama bak işte numaraların hepsi duruyor. Neydi bu adam? Seç. Ara. Çalıyor. Alo, günaydın efendim. Evet. Evetmiş, saygısız herif. Rahatsız oldu tabii sabah sabah. Daha 2 saat yatacak, sonra da şantiyeyi dolaştım diyerek gelecektin büroya değil mi? Doktora gitmem lazım da bugün. Çok hastayım, kıpırdayacak halim yok. İzninizle... Neyi düşünüyor bu kadar? Dalga mı geçiyorsun sabah sabah? Yok şefim, hiç olur mu? Perişan haldeyim. Doktordan rapor da getireceğim zaten. İyi, tamam. İzin verdim. Bir hafta gelme. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Kapatıverdi işte. Saygısız, ne olacak? Ben de senin gibi patronun hemşehrisi olsaydım bilirdim sana yapacağımı. Neyse, ben derdime yanayım asıl. Ne yapmalıyım ben şimdi? Doktora gidecektim. Giyinip çıkmalı. Sahi apartmanda beni böyle gören olsa ne der? Bana bile benzemiyorum resmen. Aman Allah'ım, böyle hiçbir yere gidemem. Zaten doktorun ne faydası olabilir bana? Gerçekten yahu, ne oldu bana? Bir hafta mı dedi şef? Asıl o benimle dalga geçti galiba. Uyku sersemi rahatsız ettik tabii beyefendiyi. Bugün neydi günlerden? Dün akşam güreş salonunda antrenmandaydım. Önceki gün büroda. Hakikaten neydi bugün?
Of be! Her oturup kalkışta böyle ağrılı mı olacak bu? Pencereden bakayım diye düşündüm, yarı yola gelmeden pişman oldum. Ah, yürümek de ne büyük nimetmiş meğer. İnsan bazı şeylerin değerini kaybedene kadar anlamıyor. Bakayım. İşte yine sabah trafiği var caddede. Koşuşturan insanlar. Her şey dünle aynı görünüyor. Ne değişti o zaman? Ne oldu bana? Bir dakika. Şu bina ne zaman yapılmış oraya? Dün orada boş arsa olduğuna yemin edebilirim. Çocuklar oynuyorlardı orada hep. Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Neler oluyor? Telefonu nereye koydum? Koltukta unutmuşum. Doğru ya. Daha şimdi oraya bırakmıştım. Nasıl da unutuverdim. Mahir'i arayayım. İş yoksa gelsin hatta. Tek başıma bu işin içinden çıkamayacağım. Aradığınız numara artık kullanılmamaktadır ne demek yahu? Dün salonda beraberdik. Değiştireceğini söylemedi bana. Korkmaya başladım. Bir dakika. Telefondaki tarih mi bozulmuş? 2019 ne yahu? Şaka mı bu? Ulan Mahir, dün minderin kenarındaydı telefonum. Kurcalayıp şaka mı hazırladın? Yok yahu. Hadi telefonuma şaka yaptı diyelim. Beni de mi o değiştirdi? Bana ne oldu asıl? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya Rabbim. Yoksa ben bu kadar sene uyudum mu? Çok saçma. Ama başka bir şey de gelmiyor aklıma. Bugün ayın kaçı, daha doğrusu hangi yıldayız? Bunu daha sağlam bir kaynaktan öğrenmem lazım. Televizyon bozulmuş olmasaydı ondan öğrenirdim. Gazetede yok ki. Bakkala kadar gidebilir miyim acaba? Of, yolda gözümde öyle büyüdü ki şimdi. Hem bu görüntümle orada... Bu neymiş? Benim mi bu sehpanın üstündeki kitap? Hayret yahu. Bunu okuduğumu hatırlamıyorum. Adı neymiş? Gözlerim seçemiyor ki. Koca bir böcek çizmişler kapağına. O belli sadece. Yazıları bile okuyamıyorum artık. Yine yatağa girip uyusam mı acaba? Bu yaşadıklarım rüyaysa böylece uyanırım belki. Bu kadar gerçekçi bir rüyada hiç görmemiştim daha önce. Biraz yatayım evet. Belki of. Belki biraz uyursam. Of belim. Yatağa girmek bile meşakkatli bir iş oldu yahu. Tamam. Hiçbir şey düşünmeden biraz uyuyayım artık. Hiçbir şey düşünmeden. Ne çabuk uyumuşum yahu. Sızmışım resmen. Bakayım. İşte yine aynı. Evet, kupkuru yaşlı elleri. Aman yarabbi, rüya değil miydi bu? Peki nasıl oldu bu? Soğukkanlıca düşünmeli şimdi. Okumuş etmiş adamız sonuçta. Tek mantıklı açıklaması yıllarca uyumuş olmak. En son yani yatmadan önce değişik bir şey yiyip içtim mi? Bu kadar uyku etkisi yapacak. Yok, su dışında bir şey içmedim hatta. Korktum yahu. Telefon. Telefonda en dalgın anımda çalıverdi. Bakayım. Kim bu numara? Alo. İyi günler. XWQ Bank'tan arıyorum. Naim Uyanık'la görüşebilir miyim? Evet benim. Naim Bey, size özel kredi paketi hazırladık. Dilerseniz sizi çok kısa onunla ilgili bilgilendirmek isterim. Bir dakika. Önce bana bugünün tarihini söyler misiniz? Efendim? Anlayamadım. Tarih hanımefendi, tarih. Gün, ay, yıl olarak söyler misiniz? Efendim, bugün 13 Haziran Perşembe. Yıl kaç yıl? Yıl 2019. Yüzüne kapattım ama o da kusura bakmasın artık. İşte kesinleşti. Ben yıllardır uyuyorum. Bir çeşit bitkisel hayata girmişim demek ki. Kimi arasam, annemi, babamı... Telefonun öbür ucunda bulabilir miyim artık onları? Ya bulamazsam? Mahir'in telefonu kullanılmıyor. Şef diye aradığım bile bizim şef olmayabilir. Sesi bir tuhaftı zaten.
Kimim var benim şimdi? Kimi arayıp çağırabilirim? Kimden yardım isteyebilirim? Hiç yakınım kalmadı mı yoksa? Neler oldu acaba ben uyurken çevremde? Gelip giden olmadı mı hiç evime? Kimse aramadı mı? Bir insan bunca yıl uyur da kimse sormaz mı yahu? Hiç kimsenin umrunda değil miyim gerçekten? Eğer gerçekten bunca sene uyumuşsam... Aman yarabbi, ne çok zaman kaybetmişim ben. Neler yapacaktım oysa? Planlarım vardı benim. Ama bu haksızlık. Yapmak istediklerini yapamayınca insan ne anlamı var ki dünyanın? Hele de bu kadar vakit boşa geçmişken. Bu çok kötü bir şey, beter bir duygu. Derin bir uykuda geçmiş, heder olmuş yıllar demek bu. Boşa yaşanmış bir ömür demek. Anladım ya Rabbi, anladım. Diyorsun ki ömür dediğin bu kadar kısa işte. Umut etmek güzel ama çalışmadan olmaz. Ve ömrünü uyuyarak geçirirsen sonunda böyle ellerin kupkuru kalırsın. Anladım. Uzun süreli ama kesin bir ders oldu. Anladım. Peki şimdi ne olacak? Ne? Kapı mı açılıyor? Anahtar sesi geldi. Sonunda biri geliyor evime demek ki. Ama yalnız yaşıyorum ben. Kim ki bu? Girdi içeri işte. Portmantonun kapağı açıldı, kapandı. Her kimse o odaya girmek üzere. Uyandın demek. Cevap vermiyorsun. Baba, yine mi içmedin ilaçlarını?